Metaverse zaten söylüyorum. İradi bir rüyadır. İnsanın uyanıkken istediği rüyayı görmesidir. Ahiret gününde, sual gününde yaptıklarımız gözümüzün önüne, yani önümüzü nasıl getirilecek? Bir kilimin üzerinde 10 derviş oturur, yer, içer, eğlenir, dinlenir de iki tane padişah kainatı paylaşamazlar der. Giulio Tononi beynin ürettiği fikri matematik olarak tespit etti. Onu da fi değeriyle belirli oldu. Yani bu alanda çok çalışmalar var. 70 bin alçak irtifa uydusu bizi gözlüyor. Özellikle dijital veri bankerliği, dijital veri faşizmi, dijital diktatörlüğü yolda. Ahiret gününde, sual gününde yaptıklarımız gözümüzün önüne, yani önümüzü nasıl getirilecek? Siz ne dersiniz bu konuda? Bunu bilim ispat etti zaten, bunu benim söylememe gerek yok. Yani bu bahsettiğim bu nanotüplerde, nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan nanotüplerde, bunu da söyleyeyim. Bakın bunu bulan 1931 yılında bunu bulan adam Otto Levi. Otto Levi 1931 yılında bunu buldu. O nörotransmitterleri buldu ve 1936 yılında Viyana'da, Avusturya'da. 1936 yılında da Nobel aldı. Arkadaşlar bakabilirler, izleyenler bakabilirler. Takip edip kontrol edebilirler. Otto Levi 1936 Nobel ödülü alıyor. 1931'de bunu buluyor. Daha sonra Stuart Homerov, Amerikalı benim arkadaşım da Stuart Homerov, doktor, Uracil Penrose'la beraber çalışan adam. O nanotüplerdeki ihtimaliyetleri, yani orada hepsi var. Ve kıyamet gününde sorduğunuz soruya cevap, Kıyamet Suresi, bakın. Oradan da bağlantı kurabilirsiniz. Yani beyin öyle çalışır. Bakın kıyamet gününde sorulacak. Nerede bu var? Kıyamet Suresi'nde. Bak, bak burada bir kopya veriyorum. Keşke bunu söylemeseydim. Kendi sırlarımızı açıklıyoruz bu arada. Kıyamet Suresi'nin ayetinde. Kaçıncı? 13. Tamam, 13. Suresi'nin 13. ayetinde Yünebbeul insani yevme izin bime kaddeme ve ehhar. Diyor ki işte o zaman o nanotüplerde diyecek ki sen onu, ben senin önüne iyi şeyi de koydum, kötü şeyi de koydum. Neden kötüyü yaptın da iyiyi yapmadın diye sorulacak. Kıyamet Suresi'nin 13. ayetinde. Ayet şöyle. Yünebbeul insan, yünebbeul sorulacak insana yevme izin o günde bime akaddeme ve akar. Neden onu öne aldın da ötekini tehir eyledin? Dedim ya o nanotüplerde her şey kayıtlı. Yani şimdi bizim bir bardak suyumuz var burada. Bunu içebiliriz, şerbet içebiliriz, komposto içebiliriz, şarap içebiliriz, viski içebiliriz, martini içebiliriz, onu içebiliriz, bunu içebiliriz. Hepsi var. Yani o sen neden ötekini tercih ettin de ötekini tercih etmedin? Çayı tercih ettin de işte viski veyahut da işte şarabı tercih ettin şeklinde sorulacaktır. Tabii orada kayıtlı olduğu için, bakın bugün her şey kayıtlı. Kainatta hiçbir şey kaybolmuyor. Bugün Jürgen Schmidt Huber, istersen bunu da yaz bir tarafa, incelersin. Jürgen Schmidt Huber, bugün Profesör Seti ile beraber kainat hiçbir şeyin kaybolmadığı düşüncesiyle bugün İşte Mevlana'nın, Sokrat'ın, Eflatun'un ses kayıtlarını deşifre etmeye çalışıyorlar. Hazreti Peygamber'in sesini deşifre etmeye çalışıyorlar. Kaydedilmiştir. Her yere kaydedilmiştir. Olmuyor bir şey. Zaten bakın o insan yemezin bir makat deme ve akar. Tabii orada onun ismini mi diyorum? Bak Jürgen Schmidt Huber diyorum ben size. Evet. Tanıyorum. Jürgen Schmidt Huber'i tanıyorum. Henry Mark'ımı tanıdığım gibi. Bunlar çalışıyorlar. Blue Brain Project diye bir proje var. Hadi bak onu da söyleyeyim bari. Mavi Beyin Projesi. Blue Brain bu iki projedir. Amerika'da olana Human Connectome Project diyorlar. İnsan Beyin Connectome Projesi. Öteki de Blue, Avrupa'da olan da Blue Brain Project. Mavi Beyin Projesi. Mavi biliyorsun farklı bir frekans rengidir. Mavi önemlidir. Mor da çok önemlidir. Mavi renk frekanslarda önemlidir. Blue Brain Project diyorlar ona.
Avrupa'daki bu özellikle Zeytin sardığı niye önemlidir? Mavi doğada olmayan bir renk. Değil mi hocam? Evet. Niye önemlidir frekans sardığı? Evet, frekanslar o. Özellikle onun isim Blue Brain Project diye deniyor. Onda bu Jürgen Huber'le Henry Markham o projede çalışıyor. Hatta o projede Mustafa Çavuşoğlu diye bir Türk arkadaşımız var. Profesör Doktor Mustafa Çavuşoğlu. ETH'da benim doktora tezimi ihtisas yapmış olduğum Zürih Üniversitesi. ETH'da çalışıyorlar. O da aynı proje üzerinde çalışıyorlar. Aynı Avrupa Bilim Akademisi destekli. O projede çalışıyorlar. Bunlar Blue Brain projesinde çalışılıyor. Jürgen Schmidt Huber özellikle bu şeyleri deşifre etmeye çalışıyor. NESH'le beraber. SETI'yle beraber pardon. Bir de 2014'te bununla ilgili bir makale yayınladı Nature'da. Makaleyi yayınlayan Brett Taley. Brett Taley diye bir araştırmacı Nature'da yayınladı. The Cluster of Galaxies diye Cluster of Galaxies Lanikea diye makalenin adı oydu. Evet. Orada bahsediyoruz. Bu Jürgen Schmidt Huber bu SETI ile beraber özellikle bu kayıt sistemi her şeyi kaydedilmiştir. Onları deşifre etmeye çalışıyor. Sese dönüştürmeye. Hani hatırlarsın bir programda sizinle yaptığımız bir programda hani ben beyin frekanslarını kaydettik de onlar text to speech yaptık. Hatta izletmiş, dinletmiştim herhalde onu. Seslerini nasıl speech yaptığımızı anlatmıştım. Göstermiştim onları. Chicago text to speech yapılmıştı. Onu anlatmıştım. Şimdi onun deşifre etmesini çalışılıyor Jürgen Schmidt Huber. Tabii bu arada bu düşüncenin miktarı da artık zihnin ne kadar zihin üretiyoruz da onu da bu bir İtalyan fi olarak tespit etti bunu. Şu anda zannediyorum Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışıyor o. Bir İtalyan Giulio Tononi adamın ismi. Giulio Tononi, kendisini tanıyorum. Giulio Tononi, beynin ürettiği fikri matematik olarak tespit etti. Onu da fi değeriyle belirtti. Zaten Kaliforniya'da çalışıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışıyor. Yani bu alanda çok çalışmalar var. Gayret ediliyor. Yani yarın geçenlerde mesela Firavun'u canlandırma çalışmaları yapılmadı mı? Onun DNA'sından. Yani bu millet yarın Deccal de adına ne dersen de bizim burada Mehmet Ali Buluk'ta ve Abdurrahman Dilipak'a selam söyleyelim bu saatte. Hani ona Deccal olarak şey yapıyor ya deniyor ya. Selam olsun. Ne dersen de bunlar yarın efendim bir hologram tarzında gökten bir hologramla efendim bakın işte Mehdi indi bilmem şu indi bu indi diye Deccal'ı bilmem işte Firavun'u bilmem Metaverse'de yapamazlar mı? Yaparlar canım. Yapamazlar. Metaverse'de şey. Ya Metaverse zaten söylüyorum. İradi bir rüyadır. İnsanın uyanıkken istediği rüyayı görmesidir. Her zaman söylüyorum. Mesuliyeti var diyorsunuz. Herkesin, her yerde, herkeste, her istediğini hiçbir kırmızı çizgi olmadan yaşayabileceği bir olaydır, bir ortamdır diyorum. Yapabilirsin. Birkaç tane yapabilirsin. Ve onlarda birçok taciz suçları ortaya çıkacaktır. Yani senin avatarına başkası dahil edebilecektir. Yani eğer oraya girdiğin takdirde, ha şunu da söylüyorum, bugün bedava giriliyor ama yarın onlara parayla girilecektir. Onu da söyleyeyim ben size. Yani bu tuzağa düşmemek lazım, dikkatli olmak lazım. Yani tabii ama matbaa gibi de olmamak lazım. Yani matbaayı 3 sene geç aldık ve ne kadar geri kaldığımızı hala onun bataklığından sıyrılamadık, kurtulamadık. Onun için asla bilim ve teknoloji geri kalamayız. İyisi vardır, kötüsü vardır, hayrı vardır, şerri vardır. Ama orada olmalıyız. Tabii ki geri kalamayız. Uygun tedbirleri almak durumundayız. Ahlaki, çünkü ceza yok şu anda. Şu anda mesela Metaverse'de yapmış olduğum bir hatanın cezası yok. Olması lazım. Onun belli kuralları, etik kuralları, ahlaki kuralları, kanun hukuki çizgileri, hudutları belirlenmelidir kesinlikle. Yoksa böyle dingonun ahırı gibi herkesin gideceği ve hele hele çocukların, tabii bunu ben yine birazcık daha anlaşılsın diye hani aynel yakın,
ilmel yakın, aynel yakın ve hakkel yakın vardır. Hani işte bir şey izliyorsun, bu web 1.0'dır. Televizyondan bir şey izliyorsun, bir maçı izliyorsun, bu ilmdir. Gidiyorsun stadyuma, oturuyorsun, oradan maçı seyrediyorsun. Bu aynel yakındır. Ama bugün Metaverse bir anlamda hakkel yakın. Yani ne oluyor? Soyuluyorsun, sen futbolun içine giriyorsun. Veyahut da tiyatro oynanıyorsa tiyatroda rol alıyorsun. Veya film oynuyorsa filmde rol alıyorsun. O bakımdan çocukların bugün internetten TikTok, bilmem ne var şimdi, TikTok'lar var, bilmem neler var filan. Onların çocukları, yani yarın Metaverse'ün başında nasıl alacaksın? Bırakın çocukları, aklı başında insanlar akıllarını bir tarafa koyup... Ama girip alma lüksümüz yok diyorsunuz her türlü. Çünkü bakın Peygamber Efendimiz'in sesini hayata geçirmeye çalışıyorlar diyorsunuz. Neler, ne planlar olabilir düşünün, detaylı planlar. Tabii ki, ama tedbirin olacak. Var şimdi, Kabe'nin şeysini yapmışlar. Git dön. Dönmek evet. Daha çok. Sanal ziyaret. Tamam. Efendim tamam, ama hacı olmuyorsun. Dön. Ya keşke öyle kalsa. Yani bunun diğer boyutu vardır. Yani bunun tecavüz boyutu, tacizler vardır, tecavüzler evet. Vardır. Evet. Vardır, şu tarihteki önemli değer atfettiğimiz şahsiyetleri sapkın ya da daha farklı negatif yönlerde canlandırma gibi tabii planları da olabilir. Tabii. Önemli de. Tabii şeytani planlar olabilir. Onun için mutlaka uluslararası düzeyde belli kuralları konması lazım. Müdahale edilmesi lazım. Yani şimdi bugün siz icabında Twitter sizin istenmeyen bir paylaşımlarınız olduğu takdirde veya belli bir baremi aştığınız takdirde bir sınırınız takdirde sizi engelliyor. Engelleyebilmeli. Belli kuralları konmalı. Evet. Bilim de aslında serbesttir ama bilimi de bir yerde belli kurallar dahilinde yapmak lazım. Bilim adamları serbest olmalıdır. Buna itiraz etmiyorum. Ama bilim adamının da ahlakı olması lazım. Eğer bilim adamının ahlakı yoksa bilim ondan intikam alır. Bak bu da çok önemli. Yani bunu mesela klorokarbonu bulan adam Thomas diye bir, biliyorsun bu şeylerde buzdolaplarında 1920'li yıllarda Amerika'da buzdolaplarında klorokarbon gazını bulanları, soğutma sistemini bulan insan, daha sonra biliyorsun bunu işte ozonda şey yaptı, tahribat yaptı filan, ona ödül verdiler. Sonradan işte bu adam yani gerçekten 1944 yılında yanlış hatırlamıyorsam Thomas, soy ismini unuttum şimdi, Thomas diye bir adam bu klorokarbon gazını bulup keşfetti. Buzdolaplarında kullandı ama bütün insanlar tabii onu soludular. Hastalıklar ortaya çıktı ve daha sonra bu 1944 yılında gerçekten çok kötü bir şekilde öldü. İntikam aldı ondan bilim yani. Bunu da kabul etmek lazım. Onun için bilim insanların da belli ahlakı kurallar çerçevesinde çalışması lazım. Bu Metaverse'ün de özellikle çocukların gelişmesi, zihin gelişmesinde, ahlaki gelişmesinde, sosyolojik, psikolojik gelişimlerinde çok ehemmiyet arz etmekte, belli kontrol altında tutulmalıdır. İnsanların ilk öğretmeni annedir. Annelere çok iş düşüyor. Babalar önemli. Tabii eğitim anne karnında başlıyor. Nefes almak anne karnında başlıyor. Eğitim de orada başlıyor. Onun için anne en büyük öğretmen, en büyük beyin cerrahı annedir. En büyük beyin cerrahı annedir. Çocukların beyinlerini anneler şekillendirir. Anne ne yaparsa çocuk ona bakar. Anne, baba, ebeveyn, daha sonra öğretmenler beyin cerrahlarıdır. Biz beyin ameliyatları yapıyoruz ama esas ameliyatı sizler yapıyorsunuz. Çocukların beyinlerini şekillendirmek durumundasınız. Onun için bizlere, çocuk, anne babalara çok iş düşüyor. Uluslararası platformda da devletlere, ülkelere çok iş düşmektedir. Hani bir dederviş, yeki kilimi behasbent, bir Sadi'nindir zannediyorum bu söz. Der ki dederviş, yek kilimi behasbent, diyor padişah, der iklimi behasbent diyor. Anlamı şu, Sadi'nin zannediyorum Gürcistan'ında yazar bu. Diyor ki 10 derviş, der kilimi behasbent, bir kilimin üzerinde 10 derviş oturur, yer, içer, eğlenir, dinlenir de iki tane padişah kainatı paylaşamazlar der. Böyle bir şey var. Onun için böyle olmak lazım. Bu alem hepimize yeter. Kainat hepimize yeter. Şu anda Ukrayna'da 75 tane biyokimyasal araştırma yapan laboratuvar var. Kimyasal, evet,
zehirlerle ilgili çalışma yapan Amerika'nın kontrolünde birçok ülkelerde bu var. İnan bana 70 bin tane uydusu, alçak irtifa uydusu bizi gözlüyor. Yani Afrika'da insanlar açlıktan ölürken bu kadar yatırım, bu uydular, yatırım Starlink'ler, Starlink'ler, hatta bazı çıplak gözle bile bazı berrak havalarda geceleyin onları görebiliyorsunuz. Ben bazen sabah yürüdüğüm zaman da görebiliyorum. Starlink'ler, Neuralink'ler. Neuralink'ler beyin nöronları bir anlamda frekansları kontrol etmek. Starlink'ler de biliyorsunuz işte haberleşme için kullanılan yöntemlerdir. 70 bin alçak irtifa uydusu bizi gözlüyor. Özellikle dijital veri bankerliği, dijital veri faşizmi, dijital diktatörlüğü yolda. Biliyorsun beyin sistemi 3.0'da bunu insanlığın geleceğini yazdım. Önümüzdeki 200 yıl ne olacak? Onun için bilim ve teknolojiden asla geri kalmamalıyız. İlahiyat fakültelerine fizik ve matematik dersleri konmalıdır. İlk binden üniversitesi imtihanında ilk binden öğrenci alınmalıdır. Ve bunlara benim kanaatim, önerim çeşitli vakıflarca karşılıksız 5.000 ila 10.000 lira civarında karşılıksız burs verilmeli. Ve bu insanlar 5-6 lisan öğretilmeli. Bunlara fizik ve matematikle beraber İslami ilimlere mücehhet, uluslararası düzeyde büyük bilim insanları, alimler, müştehitler, hüccetler yetiştirilmeli. Fizik, kimya, bilim adamları yetiştirilmeli. Zeki çocuklarımızı bu alanlarda, temel bilimleri alanlarında araştırma yapmak, buluşları yapmak, Nobel adayı olmaları için gayret sarf etmeli. Devlet bunlara destek vermeli. İş adamları, holdingler, şirketler, büyük şirketler bunlara destek vermeli. Okuduğumuz ayetlerin, yasinlerin, bilmenin, duaların, sevabını dağıtmayı değil de malımızın zekatını dağıtmanın peşinde olmalıyız. O öteki öteki sevaplar size kalsın. Hani okuyoruz ya işte bin tane şunu okuttuk, bilmem şuna gönderdik, onları bırakın, onlar da malının zekatını ver. Herkes malının zekatını verse bu dünyada aç kalmaz. Bakın bu dünyadaki gelirin %95'i maalesef %95'inin kazananlar %2'sini kullanıyorlar. Bakın dünya gelirinin Maalesef. Eşi kullanıyor. %2'si %95'ini kazanıyor. Böyle bir dengesizlik var. Onun için siz kazandığınız sevapları dağıtmadan, okuduğunuz Kur'anlardan, zikirlerden, esmalardan, şuradan buradan hasıl olan sevabı şuna buna dağıtmaktansa malınızı, zekatını bir hakkın dağıtın da bu insanlar açlık dünyada olmasın, kavga olmasın, düşmanlık olmasın. Bu alem herkese yeter. Kainatın nüfusunu azaltmak peşinde değil. Şu millet kahrolsun, bu millet kahrolsun değil de biz kendimize bakalım önce. Kendimizi yetiştirelim, kendimizi güçlendirelim. Kendimiz Nobel'e aday insanlar yetiştirelim. Çocuklarımızı bilim insanı olarak, bilim ve teknolojide bilim insanı olarak yetiştirelim. Kur'an'ı zül cenahin değil, cemiul cenahin olarak, polimat olarak, münevver olarak, sofistike olarak, entelektüel olarak bakıp Kur'anca yaşamak dedik ya, bilmek, öğrenmek başka, bilmek başka, evet. Anlamak aynı zamanda yaşamaktır da. Yani kendi verir talkını, kendi yutar salkını değil, Müslüman olmak başkasının hakkını yememektir de. Müslüman olmak sadece domuz eti yemek değil, başkasının hakkını da yememektir. Liyakat, ehliyet, adalet, bakın liyakat, ehliyet, adalet, ehliyet, emanet, hatta dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü innallâhe ye'murukum en tüettül emanati ilâ ehliyâ diyor. Allah, emaneti ehline, liyakat sahibine verin diyor.